kuşu adına yakışanı yapmış. Ve gitmeye karar vermiş göçmen kuşu. Her zaman yaptığı gibi kış gelince yeni baharlara uçmak istemiş. İnişlerde her dökerek, yokuşlarda tırnak sökerek, dere tepe düz gittim. Üç köy çıktı karşıma. İşte o gecede o kadar soğuk bir yermiş. Bir köy çok soğuk be. Eğer inanırsak, birlikte olursak kışı aşarız. Daha nice baharlar görürüz. Ama göçmen kuş için önemli olan yaşamakmış. Serçe için öyle değilmiş. Ama göçmen kuş serçenin dediklerine inanmamış. Ve yürekte can, yürekte bir kafeste de amansız sonsuz ayrılıktır geçmez zaman. Her gece hep ağırken yıllardır göğsünde ıslak bir tost yapışmış olan yalnızlığı düşünmüş. Yani gerçekten çok zorluk geçirdim. Hürmette geldim. Gördüm, sanki gördüm gibi. Bir anlık bir şey geldi. O zaman yabancı bir devletten gelmişim. Herkesi yok böyle. Mesela gittim Suriye'ye. Küçük kardeşim vardı. O zaman 3 yaşındaydı. Gittim onu tanıyamadım. Bilmiyorum o zaman, bilmiyorum şimdi gibi değildi. O zaman telefon yoktu, ev telefonu bile yoktu. Mektup bile yoktu. Sonra gittim, hasret vardı içimde. Gittim oraya, bir şeyler getirdim. Fotoğraf, öyle. 22 yaşında buraya geldim. Ziyarete geldim. Sonra evde yani harp oldu. Savaş şavu. Savaş için geldim. Yani Ayşe damar ürünü mu oldu? Eşet yok yani. Yani elektrikler yoktu. En güzel çocuğu vardı. Bir yere gönderemiyordu. Karanlıkta içindeydi. Yani çocuk bana ben şimdi yani aklım bu zaman gibi olsaydı hayatta ben toprağından gelmezdim. Hayatta geldim. Şimdi yeni gelenlere ne önerirsin? Benim yani zamanda benim 41 sene geçti. Hı-hı. Onlar yeni, onlar evet, zorluk geçirmemiş. Onlar hiçbir şey görmemiş. Yani de siz de zorluk geçirmemişsiniz ama ben çok geçirdim. Ama o, mesela o da dil bilmiyor, sen de öyle zorluklar yaşadın. Nasıl alt ettin, nasıl yendin o zorlukları? Ne önerirsin? Canlı değil de yani.